Bu toprağın toplanma sebebi yemekte kullanılacak olması. Evet, yanlış duymadınız. Yemekte kullanılacak. Bu ülke Haiti Cumhuriyeti. Dünyanın en yoksul ülkelerinden bir tanesi. Kıtlık nedeniyle ülkede yiyecek gıda yok. İnsanlar tüm paralarını toprak almak için kullanıyor. Çünkü bu topraklarla yemek yapıyorlar. Peki toprakla nasıl yemek yapılır? İşte görelim. Toprağa biraz un ve yağ ekleyerek iyice karıştırıyorlar. Daha sonra bir süzgeçten geçiriyorlar. Ardından süzgeçten geçirdikleri toprağa şekil veriyorlar. Bir kurabiye gibi görünen toprağa güneşe koyarak kurumasını bekliyorlar. Güneşte iyice kurutulan toprak çocuklar ve insanlar tarafından mideye indiriliyor. Her ne kadar bu çok doyurucu olmasa da mideye yapışması nedeniyle bir tokluk hissi uyandırıyor. Amaçları açlıktan çektikleri acıyı durdurmak. Çünkü bu ülkede pirinç lapası bile inanılmaz büyük bir lüks olarak görülmekte. İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatlarında hiç pirinç yememiş. Merhaba, eminim ki hepimiz bu bilgiyi yani çok %0,00 bilmem kaçlık dilimin dışında ilk defa gördük böyle bir bilgiyi. Haiti Cumhuriyeti'ni bile belki hayatımda ilk kez duymuşumdur. Toprak ve toprağı o biraz enteresan. Hani şey gibi düşündüm izlerken, hani unla da bir şey yapılamaz mı? Un suyu, hani yağ var, madem un var. Hani kızartıp pişirip bir şekilde bir şey yapamazlar mı? Ama tabii insan sayısı herhalde biraz fazla olduğu için toprak eklemek zorundalar, hani çoğaltmak bakımından demek ki. Bir de toprak orada normal toprak mı çok emin değilim. Tabii saksı toprağına da benziyor da değildir muhtemelen, ama kilimsi topraklar olur ya, bilmiyorum. Çok bilemedim yani, toprak nasıl yenir? Ne yaptıklarını unuttum tam olarak, ama bir yerde süzüyorlar. Ne yapıp süzüyorlar hatırlamıyorum, ama çok enteresan. Yani onu koysan ne, koymasan ne, toprak suyu gibi bir şey oluyor mu? O yüzden diyorum, kil toprağı gibi bir şey mi acaba? Ve şey geldi aklıma, yani Türkiye'de para biraz doğru değerlendirilmiş olsa, içe akıtılmış olsa ve refah seviyesine ulaşmış olsak, eminim ki İsviçre ve benzeri ya da İngiltere ve benzeri gibi bir sürü ülkeye kıyasla biz birçok ülkeye yardım edebilecek konumda olurduk, maddi manevi. Bizi de düşündüğün zaman diğer ülkelerden ayıran şeylerden biri bu, Atatürk olsun, başka birileri olsun, hep böyle bir yardım etmişiz zaten başka ülkelere. Daha o zamandan kalan bir minnet bile var. Yeri gelmiş başka ülkede bile savaşmışız, canımızı ortaya koymuşuz. Yani geçip de böyle bir gıda anlamında ya da tarım anlamında ve benzeri yardım edebiliyor olmak çok büyük mesele değil bizim için. Yani o zamanlarda yapabildiğimizi şu an hiç yapamıyoruz. Kendimize bile bakamayacak duruma geldik hükümet dolayısıyla. Ama onu düşündüm, yani keşke biraz itibar olarak başkalarının gözünde de kendi içimizde de nitelik olarak başka bir seviyede olsaydık. Çok üzücü, çünkü hiç kimse bir şey yapmıyor. Yani onların aç kalmasına sebep olan ülkeler de olabiliyor. Afrika gibi, bu gibi ülkelerin ve benzeri. Bilerek aç bırakılıyorlar ve benzeri işte, ama biz bunu değiştirebilen ya da yardımcı konumunda bir ülke olabilirdik. Yani Türkiye denince hem güçlü hem merhametli diyebilirlerdi, yardımsever diyebilirlerdi bizim için. Çok yorum yapamıyorum ya, çok hani çok şey söylenebilir ama artık böyle susulacak noktadayız biraz. Sadece biraz söylemek istedim, hani bir koalisyon oluşsun diye kafa olarak. Bir de unutmamışken şunu da söyleyeyim, onu kaçırmamak lazım. Eskiden ya da nadiren bile olsa neyse ne, çok faydalı programlar olabiliyordu. Mesela Samanyolu diye dalga geçilen ya da Flash TV gibi yerlerde, ama özellikle Samanyolu diye hatırlıyorum. Bu gibi programlar vardı belgesel niteliğinde ve bu yapılmıyor, yaptırılmıyor ya da belki izlenmiyor ve benzeri. Bir sürü şey, hani biliyorsunuz az çok, hani insanlar artık böyle çöp izleyecek konuma getirildi. Hem alışkanlık hem de o kadar ders sıkıntı var ki insanlar çöp izlemek istiyor. Yani kafayı biraz daha deşarj edebilmek için bu konular hakkında yazılar da okumuştum zamanında. Yani o yüzden oturalım da bilgilenelim rahatlığı yok insanların kafasında. Ama işte bunu izleyince de onu unutmadan çok söylemek istedim. Çok önemli bir bilgi çünkü, bir durum daha doğrusu. Bunu şimdi Türkçe versiyonunu ben görmesem bilmem. Yani birisi Türkçeleştirilmiş bir hizmettir bu. Böyle şeylerin olması lazım. Zamanında mesela CNBC sayesinde ben Kore dizisini nedir o zaman anlamıştım. Yani muazzamdı her ne gösteriyorlarsa. Ya da İngiliz dizilerini falan görmüştüm ve İngilizlere olan bir hayranlığım varsa daha oradan kalmadır. Ya da Yeni Zelanda'ya karşı bir geçmişim var diyeyim.
Samanyolu TV'de olan bir program vesilesiyledir. Artık bilmiyorum, ismini sallamayayım, neyse ne. Şoray Uzun'un yaptığı bir programdı galiba. İşte Amerikan sitcomu nasıl olur ve benzeri, biraz böyle bir bilgi dağarcığınız genişliyor. Hani kafanız genişliyor. Ne nasıl olur, diğer ülkeler nasıl, yaptıkları nasıl, işleri nasıl. İşte analiz edebiliyorsunuz bir şekilde, ben neyi seviyorum, kendinizi tanıyabiliyorsunuz. Ben mesela İngilizceydim. Hani biliyorum ne tip insanlar olduklarını geçmişte, tarihte, onu farkındayım bu arada, ama ondan bahsetmiyorum. Hani Amerika mı, İngiltere mi denince, İngiltere insanı olduğumu, Mısır, oradan bile ben anlamıştım zamanında. Nerede yaşamak isterim ya da nasıl o insanların olduğu bir yerde yaşamak isterim ve benzeri deyince öyle söylemiştim. Ah, keşke imkan olsa. Keşke imkan olsa. Yani herkesin böyle bilgili olmasını çok isterim ben. Yani Haiti Cumhuriyeti'ni belki hayatımda ilk kez duydum. Ama niye ilk kez duydum yani? Niye bilmiyoruz ki biz bunları, ya da dediğim gibi farkındalığımızın ve bilgi seviyemizin çok yüksek olması lazım. Aynı zamanda duyarlılaşmak da lazım. Duyarsız kalmamak lazım. Bunları topladığınız zaman, belli bir noktaya geldiğiniz, getirdiğiniz zaman ve herkes aynı kültürde olduğu noktada faydacılık başlayabilir. Ne diyeyim? Allah inşallah ölmeden, çok da geç olmadan o günleri göstersin.